Gelin abiler. Bir dakika beyler. Herkes. Everybody knows what's on state. We play for the championship. But this is one of the first games that we need to play, and we need to be careful how we start the game, of course. But I think how we play last game. Okay, we didn't score, but we are focused enough to play a good game. Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Sizin de söylediğiniz gibi şampiyonluk yolunda en önemli maçlardan bir tanesi olacaktır. Kendi sahamızda oynuyoruz bir derbi maçı. Maça nasıl başlayacağımız çok çok önemli. İyi başlamamız gerekiyor. Son maçta Konyaspor maçta evet galip gelmek istedik. Gol atamadık belki ama herkes ne kadar konsantre olduğumuzu gördü. O yüzden bu maça da en iyi şekilde başlayıp iyi bir sonuç almak istiyoruz. Mert, çok kritik hafta. Best option for every player and if it's a striker position or midfield or defense, I will always do my best and This moment I'm feeling good, so I think I can play every position. Tabii burada hocamızın vereceği karar çok çok önemli. Sonuçta her oyuncu için en iyi opsiyonu, en iyi şansı o biliyor. Nerede oynaması gerektiğini. O bana söylediği sürece, istediği sürece her pozisyonda oynamaya hazırım. Şu an için de kendimi çok çok iyi hissediyorum. Onun takdiri ettiği her pozisyonda oynayabilirim. At the moment I play defense, but if it is a corner or a free kick, I have a good feeling that one of these days I will score again, but hopefully the strikers do their job and it's easier for me to not feeling this pressure. Şu anda tabii ki defans pozisyonunda oynuyorum. Evet dediğiniz gibi öyle bir gol attım. Tekrardan bir duran topta çıkıp gol atabilirim. Öyle bir hissiyatım da var. Bugünlerde öyle bir gol gelebilir. Ama umarım forvet arkadaşlarımız kendi üzerine düşen görevi yapar. Bu mutluluğu, bu gururu onlar yaşarlar. Ben de daha kendi pozisyonumda daha sakin olabilirim. Son yıllarda. No, in the Turkish competition is always a surprise on the end of the last games. Last year, Fenerbahce came suddenly up, and but we took the championship. But now we need to be careful. We just need to win our four games, and then we don't need to look to the other opponents. Türkiye liginde bu tip sürprizler olabiliyor. Çok uzağa gitmemek lazım. Geçen sene de böyle bir şey oldu biliyorsunuz. Bir anda Fenerbahçe çıktı. Ama sonunda şampiyonluğa, mutlu sona biz ulaştık. Şu anda yapmamız gereken 4 tane maçımıza, 4 tane finalimize en iyi şekilde odaklanıp bunlardan galibiyetlerle dönüp yine mutlu sona ulaşmak. Başka takımlara bakalım. Donka teşekkür ediyoruz. Ayrılmıyoruz. This time we play at home so we have no pressure. Just have to keep going and pushing. And try to do better than last game and hopefully come up with the 3 points. Kendi sahamızda oynayacağımız maç bu tabii ki bizim için çok büyük bir avantaj. Taraftarımızla beraber en iyi şekilde %100'ümüzü sahaya koyarak. Bundan önceki maçta da böyle yapıyorduk. Son maçta istediğimiz ne yazık ki sonucu alamadık. Bu maçta %100'ümüzü sahaya ortaya koyarak taraftarımızla beraber güzel bir sonuç almak istiyoruz. For myself, you know, to get some chances like this and try to score against Beşiktaş, but more for the team, you know, we win for the team, you know, for the fans and our family. So this game is very important for us, and so we have to come out to do our best, come out with the 3 points. Bu tip pozisyonların gelmesi beni de mutlu ediyor tabii ki. Sonuçta bana gol şansı doğuruyor. Umarım Beşiktaş maçında da bu tip pozisyonlar gelir, bu tip pozisyonları yakalarım. Ama benim her zaman söylediğim en önemlisi takımın başarısı, takımın galip gelmesi. O yüzden ben de bu takımın bir parçasıyım. En büyük hedefimiz de Beşiktaş maçından 3 puanla ayrılmak. Son soru. Future at Galatasaray. First, I just want to focus on the game and try to be the champion. That's all I want to do now. And the rest, the future will tell. So for now, I focus on the game and how to be the champion. Şu anda geleceğimden ziyade bu 4 maça odaklanmak istiyorum. Önümüzde 4 tane finalimiz var. Kazanmamız gereken 4 tane maç var. En büyük hedefim bunlara en iyi şekilde odaklanıp şampiyon olmak. Ondan sonra geleceği zaten hepimiz görürüz. Teşekkür ederim. Evet.